Büyükçekmeköy ailemizin kıymetli üyeleri, Çekmeköy Belediyesi olarak hemşerilerimizin ata ocaklarına konuk olduk. Cennet vatanımızın nadide bir köşesi olan memleketlerimizden sizlere selam getirdik. Sizlerden de o topraklara kucak dolusu sevgiler götürdük. Bugün izleyeceğiniz belgeselle cennet vatanımızın doğal güzelliklerini, örfünü, adetini, kültürünü kayıt altına almış olmak bize mutluluk verdi. Belgesellerimizi izlerken bizimle aynı duyguları paylaşacağınıza inanıyoruz. Unutmayın, geleneklerden kopmadan gelecekle harmanlanmış güzel ilçemiz Çekmeköy'de bizler büyük bir aileyiz. Dün bize memleket olan ata toprakları gibi bugün de Çekmeköy'ümüz artık çocuklarımıza ve bizlere bir memlekettir. Sıla'ya hasret çeken tüm hemşerilerimize iyi seyirler diliyorum. Kameramızı, dronumuzu ekibimize aldık ve yola koyulduk. Bu bölümümüzde güzeller güzeli ilçemiz Çekmeköy'den, Anadolu'nun kadim şehri Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Yağlı Mahallesi'ni ziyaret ediyoruz. Tabii her bölümde olduğu gibi belediyemizin, başkanımızın ve komşularımızın selamını da Yağlı Mahallesi'ne ulaştırmayı unutmadık. Yağlı Mahallesi'nden gelip ilçemizde yerleşmiş olan birçok komşumuzla beraber yaşıyoruz. Onlar ata topraklarını hiçbir zaman unutmamışlar ve Çekmeköy'de bir de dernek kurmuşlar. Başkanımız Ahmet Poyraz Bey öncülüğünde bir sürpriz yapıyoruz. Köylerinin belgeselini çekip kendilerine hediye edeceğiz. Bakın işte İspir Yağlı Mahallesi'ne geldik. Bu ne muhteşem bir manzara. Asfalt yoldan köye doğru yaklaşırken bulutlar bu güzelliğin üzerine adeta gölge yapmış. Burada dağların bulutlarla buluşması gerçekten görülmeye değer. Her taraf uçsuz bucaksız dağ bitkileriyle kaplanmış. Dağları yeşile boyamış olan çayırların çimenlerin arasına serpiştirilmiş sarı mor çiçekler saklı bir cennete geldiğimizi fısıldıyor kulağımıza. Yağlı Mahallesi Yalçın Dağların hemen yanı başına kurulmuş. Tam bir yayla köyü. Erzurum'a 92, İspir ilçesine 65 kilometre uzaklıkta. Yayla köyü derken güzelleme yapmak için söylemiyoruz. Burası denizden tam 2360 metre yükseklikte. Aşağıda insanlar sıcak ve nemden bunalırken Yağlı Mahallesi'nin serin yayla esintisi bizi bizden alıyor. Eşsiz doğal klimasıyla serinliyor, temiz dağ havasını içimize çekip ciğerlerimize bayram yaşatıyoruz. ...19. yüzyılda Osmanlı kaynaklarında yerleşimden Yağlı adıyla sadece Müslüman halkın yaşadığı bir köy olarak bahsedilmiş. Yani Yağlı ismi kurulduğu günden bugüne kullanılıyor. ...1835 yılında erkek nüfusun belirlenmesi için yapılan nüfus sayımında köyde 18 Müslüman erkek nüfus bulunurken, 1896 yılında Ahmet Şakir Paşa'nın gerçekleştirdiği ıslahat çalışmaları çerçevesinde yapılan nüfus sayımında Kırık nahiyesine bağlı köyde 72 erkek nüfusu tespit edilmiş. Yağlı Mahallesi'nde tipik Anadolu yerleşimini görebilirsiniz. Evler birbiriyle yan yana inşa edilmiş. Birkaç ev hariç tamamının çatısı oluklu sacdan yapılmış.
Böyle olmasının sebebi kışların bölgede çok çetin ve kar yağışlı geçmesi. Yazın bile akşamlar alışılmışın dışında oldukça serin geçiyor. Kısacası buraya geldiğinizde araç gürültüsünden bunaltıcı sıcaklardan uzakta, çiçek kokularının kuş cıvıltılarına karıştığı dingin, serin, huzur dolu bir dünyada buluyorsunuz kendinizi. Evlerin birkaçı modern yapı olarak inşa edilmiş olsa da diğerleri taştan yapılmış ve bu yapıları itinayla korunmuş. Köyün ilk kurulduğu yıllarda mera ve çayırların çokluğundan dolayı geçim kaynakları hayvancılığa dayalıymış. Şu an hayvancılık tamamen bitmek üzere. İspir, ülkemizin en büyük içme ve sulama kaynaklarından biri olan Çoruh Nehri'nin doğduğu yer. İşte Çoruh'u besleyen kollardan biri olan bu dere tam da Yağlı'nın yanı başından geçiyor. Aşağı doğru akarken minik bir menderes oluşturuyor ve manzaranın güzelliğine güzellik katıyor. Gürül gürül Çoruh'a doğru koşuyor adeta. Etrafında ondan beslenen çalılıklarsa bu vakur koşturmasına selam duruyorlar. Aslında biraz da hüzünlü. Çünkü bir zamanlar hayvanlar ondan su içer, köylü onunla tarlasını sular, çocuklar şen kahkahalarıyla onda yüzmeyi öğrenirmiş. Şimdi yalnız ama yılmadan coşkuyla akmaya devam ediyor. Mahallemizi gezerken 61 yaşındaki amcamızla karşılaştık. Köyünden ayrılıp 15 sene İstanbul'da çalışmasına rağmen hasretine dayanamayıp köyüne geri dönmüş. Gelin eskisiyle yenisiyle Yağlı'yı ondan dinleyelim. Ben Erzurum İspir Yağlı köyünden Şakir Düzer. Yaş 61. Çok kale ağırdı. Yolları komşuya atardık. Bir de çok yollar çok karardı. Yollar okumadık. Ne bileyim 5'e kadar okuduk ama okuduk. Allah'a yer. 56, 70, 80 kişi vardı. Çocuk vardı 35. İki para çoğun okulu buraydı. Buraya beraber okuduk. 50-60 tane vardı. 10 sene çobancılık yaptım. Bundan sonra gittim İstanbul'a 15 sene oraya çalıştım. Elektrik yok. Yoktu, elektrik yoktu. Gaz lambası yakardık. Giderdik dereye balık tutardık. Hep bütün arkadaşlar beraber hep balık yerdik. Her gün, her Allah'ın günü balık tutardık. Yerdik, içerdik. Ne bileyim komşularla iyiydik. Şimdi yok. Şimdi balık yasak. Bırakmıyorlar. Ne bileyim işte. Kendimiz derada dere balığı alırdık. Parayla balık alırdık. Çok güzel üzerdik. Arkadaşlar beraber üzerdik. Dalardık suya, uzardık, balık tutardık, ne bileyim. Göl yapardık, taşlarla göl yapardık, ne bileyim. Oynardık, çederdik, billi oynardık, gelirdik, ne bileyim. Para oynardık, taşlara para vurduk, para oynardık. Bek oynardık, koyunların beki vardı ya. Bek oynardık, ne bileyim. Komşuluk vardı, adamlık vardı. Şimdi her kim bak, gördün, kimse geldi mi? Gelmedi. Yağlı köy camisi var, okulu var, okul kapandı, çocuk yok. Çocukları İspir'e gönderir, kazaya gönderiyoruz. Okulun yeri duruyor, okulun yerine köy konağı oldu. O eskiden burada doğumda çok şan olurdu. Atta 5-10 tane at, 10-15 tane at. Bir köy odasına toplanırdılar, doğunu yapardılar, oynardılar. Ne bileyim her şey en güzel olurdu, daha iyi olurdu. Doğum yemeği verirdiler. Caldığın buraya buluştuğun Allah razı olsun. Amcamıza verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyor. Gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anadolu insanının irfanı maneviyatından gelir. İşte burası da Yağlı Mahallesi'nin manevi karesi olan Yağlı Camii.
Tek şerefeli olan minarenin gövdesi boydan boya Osmanlı oyma motifleriyle bezenmiş. Bu süslemeler yıllar sonra korumaya alınacak olan gerçek bir tarihi miras olarak kalacak. Camimizin içi ise ayrı bir sanat eseri olarak karşımıza çıkıyor. Minberi, mihrabı çinilerle bezenmiş. Mihrabın etrafındaki ayetler, Yüce Rabbimizin ve sevgili Peygamberimizin isminin nakşedildiği çiniler, göğsümüzü huzurla dolduruyor. Halılarıyla, avizeleriyle, kubbesiyle, Yağlı'da yaşayan insanlarımızın manevi dünyalarının güzelliğini haykırıyor adeta. Caminin üst katı kadınlara ayrılmış. Camimizin avlusunda gördüğünüz bu yapıysa köy konağımız. Bir zamanlar burada yaşayan çocuklara ilim irfan yuvası olarak kullanılıyordu. Yani bu bina aslında köyün ilk yıllarında okulmuş. Hal böyle olunca okul İspir Belediyesi tarafından restore edilmiş ve köy konağı olarak kullanılmaya başlanmış. Yağlı Mahallesi'nin bir başka özelliği de hemen hemen her evin bahçesinde meşhur İspir fasulyesinin yetiştiriliyor olması. Biz fasulye döneminde mahallede bulunamadık. Fakat siz o dönemde buraya gelirseniz herhangi bir kapıyı çalıp misafirperver bu insanların bereketli sofralarında ağzınızda lokum gibi dağılacak fasulye yemeğinden tadabilirsiniz. Burası adeta Türkiye'nin çatısı. Gökyüzündeki bulutların yeryüzüne en yakın bölgelerinden birindeyiz. Kim bilir, belki bundandır bulut gölgelerinin olduğundan daha büyük görünmesi. Bir gün Yağlı Mahallesi'ne geldiğinizde kendinizi huzurun göbeğinde bulacaksınız. Ressamların en güzel doğa resimlerini kıskandıracak olan bu güzel manzaradan ayrılma vakti geldi. Başkanımızın, belediyemizin ve komşularımızın selamıyla geldik Yağlı Mahallesi'ne. Yağlı'nın selamıyla dönüyoruz yuvamız olan Çekmeköy'e.